Rek miyiz? Rekiz. Selamlar. Bugün Amsterdam'dan buraya taşıdığım, üstüne maalesef ekstra para vermek zorunda kaldığım kilolarca abur cuburu beraber tadacağız, inceleyeceğiz. Günlerdir bu videoyu çekmek için hiçbirine dokunmadık. Burakcan artık. Gerçekten ya. İsyan etti yani. Çok haklı. Başlayalım. Neyle başlayalım? Evet. Fikrim yok bu arada, sen anlat istersen. Bu popcorn, karamel popcorn ama pretzel'lı. Yani pretzel, pretzel. Onun Türkçe'de bir şeyi yok, karşılığı yok aslında. Yok, ama evet. Tuzlu bir şey. Tuzlu, simidimsi bir şey. Biliyorsunuzdur pretzel'ın ne olduğunu. Hem tuzlu hem karamelli bir popcorn. Ben tatlı tuzlu birleşimine bayılıyorum. Seni de ben sevdiğini de biliyorum. O yüzden bunu aldım. Beraber deneyelim diye aldım zaten Burak'tan da. Videosunu çekelim dedik yani aslında. İşte video olana kadar bekle bekle bekle. Evet, gelir gelmez çekmek gerekiyordu yani. Aa, bir dakika. Bunun içinde pretzel de var, popcorn da var. Hmm. İkisi bir arada değil. Okey. Şöyle gösterelim. Bakın şöyle. Çok güzel durmuyor görüntü. Evet. Ye bakalım. Şurup bu arada. Şey gibi ya. Böyle yuvarlak. Çubuk krekerimsi ama çubuk kreker olmayan bir şey vardı, hatırlıyor musun? Tamam, anladım. Onun... ben bahsettiğim. Ballı ve karamelli. O kadar uzun süre açmadık ki onu. Beklentim biraz yükselmiş. Çok ağır. Çok ağır. Bayağı ağır. Yani... geçiniz. Sıradaki. Şuruplu ya, şurup. Evet, karamel bayağı, şurubu. Bayağı şurup yani. Yani böyle Starbucks'a gidip Tatsız. Ice, karamel macchiato söyleyip ekstra şurup eklettirdiğinizi düşünün. O kadar şurup. Sana şöyle söyleyeyim. Ağzım yanıyor. Evet. Yani şekerden ağzım şu an yanıyor. Bu böyle 12-13 yaşında yersin ama böyle artık bilinçlendiğin bir tüketici olduğu noktaya geldiğinde yemeyeceğin kadar... Üzdüm beni. Beklentim vardı. Bir tanesini dayanamadık, açtık. Bunu itiraf edelim. Evet. Bir tanesini açtık. O da abi... O da dünyanın en değişik şeydi yani. Evet. Açmasak olmazdı. Sunny Side Up aromalı cips. Yani gerçekten tam olarak bu. Bildiğiniz sahanda yumurta aromalı cips aslında. Bence yani. Daha çok yumurta akı ya. Onun tadı. O ne biliyor musun? Böyle sahanda yumurta yaparsın, tavanın kenarında böyle evet. İncecik kalır ya, o kalıntı aromalı. Onun aromalı. Cipsini yapmışlar abi. Evet. Kesinlikle öyle. Ya o kalıntının aroması, o müthiş direkt müthiş. Yumurta değil. Yani sevip nefret etmekle çok ince bir çizgi değil. Tam öyle bu arada yani. Ağzına ilk attığında diyorsun ki hayatta yemem. Evet. Hayatta yemem diyorsun. Sonra bir şans daha verince biraz akıyor. 3-4 tane yiyorsun. Evet ama yani gidip de gideyim de şu yanık yumurta tatlı cipsten alayım diyeceğiniz bir şey değil kesinlikle. Hayır. Hemen göstereyim. Biz şöyle yedik bir de bayatlamasın diye. Klipsledim. Kızarmış yumurtalı şöyle bir cips. Paketi tatlı. Okey. Abi şu cips çeşitlerini arttırın Türkiye'de ya. Yani şunun isyanını buradan geçmek istiyorum. Arttırmayın abi yani. Leş gibi zararlı bir şey. Yani arttırsın. Ay arttırsınlar ya. Evet, iğrenç bir şey bu arada ama yurt dışında çok fazla cips var ya. Yiyoruz. Normal bildiğin. 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 Patates cipsi. Emine Hanım'ın cipsi. Emine teyze. Emine Hanım. Emine. Yok mu Leys? Ayşe teyze. Ayşe teyze. Ayşe teyze. Seviyorum diyebilirim. Evet, sen buna bir sardın. Ben hala çok aradayım. Ben bunu seviyorum. Farklı bir tat. Farklı bir lezzet. Diğer her şey şekerli olabilir bu arada. Evet, farkındayım. Yani tuzlu bir şey çok almamışım. Devam ediyorum. Bu Türkiye'de var mı ya? M&M's'in şeyi, tuzlu karamellisi. Ya, tuzlu karamel Türkiye'de çok fazla... Yok. Yok. Bu da var mı yok mu emin değilim. Emin değilim yani. Çok M&M's fanı olmadım hayatımda. Ben de. Fıstıklısıdır benim bir numara. Onun dışında o boş çikolatalıyı niye yiyoruz bilmiyorum yani. Saçma. Şöyle... hemen avucumuzu alıyoruz. Bildiğiniz dümdüz. Biraz daha... tüm masa şu an emelent oldu. Marla geliyor tabi. Ses ve koku. Senlik hiçbir şey yok. Senlik hiçbir şey yok. Kör olursun Marla. Hmm. Hmm. Biraz sonra geliyor tuzlu karameli. Yani olsa da olur, olmasa da olur. Yani bugünkü ürünlerin hepsi öyle muhtemelen. Emelent evet. Aramam. Oo. IKEA'nın sığır jelatini içermeyen, yani bir tanesi ekşi, bir tanesi tatlı. Ben jelibon fanı değilimdir bu arada. Yani. De, onu söyleyeyim yani. Hani öyle bayılma. Tatlı, sen ekşi, ben tatlıya. İğrenç bir şey var bunun. Dokusu. Yani slime gibi oldu ağzımda. Bütün evet. Dişlerim kapladı yani. At onu istemiyorum.
Sığır jelatin galiba bu işe yarıyormuş. Sığır jelatin güzel o zaman. Şimdi o zaman tuzlu karamel. Devam ediyorum. Oh! Patilere bak. Ya bu ne ya? Sen ne yapıyorsun? Camdan mı bakıyorsun? Sıdıka. Üf. İşte bunu bekliyorum. Bunu beklediğini biliyorum. Twix'in yine tuzlu karamel abi, tuzlu karamele düşmüşüm. Ama sen çok seviyorsun diye tuzlu karamel gördüm, her şeyi aldım. Ne kadar tatlıyım. Çok. Ama sen benden daha çok seviyorsun tuzlu karameli. Şöyle tatlış, yine ikili tabii ki. Sağ Twix'imi, sol Twix'imi, tarafını seç. İkisi de aynı anda. Bence bunu bölüşelim. Tabii canım. Isırınız. Şöyle yapalım mı? Küp. Aynı. Hiçbir şey beğenmiyoruz, bu ne? Aynı abi. Değil mi sence de? Evet. Aynı yani, hiçbir farkı yok. Yemin ediyorum hiçbir farkı yok orijinal Twix'ten. Hiçbir şekilde tuz yok. Yok. Asla tuz yok. İnanamıyorum ya. Abi niye? Yazıklar olsun be. Ulan ben sizi 2500 kilometre taşıdım ya. Bir tane daha ısıracağım ya. Bu kadar çok vazgeçmek istemiyorum. Çok solunda. Sofra tuzu var. Çok az koymuşlar. Demişler ki isteyen atar. Biz çok koymayalım. Bunda biraz vejetaryen bir ödül maması kıvamında kuru et ya. Kuru et diyebiliriz yani. Evet. Kurutulmuş etin vejetaryen versiyonu. Yani et içeriği yok. %20 protein var. Özür dilerim, veganmış. Veganmış ya. %100 vegan. %95 vegan. Ya %100 vegan ne yani, soracaktım şimdi. Çok saçma yani. %95 vegan. Birkaç üründe daha gördüm ben %100 veganı senin getirdiğin. Allah Allah. Böyle değişik bir vurguları var demek. Yani görüntüsünden ödül mamasına benziyor. Kokusu o kadar şey. Hoşuma gitmedi. Yani bu tatlı bir şey gibi bir kokusu var. Bilmiyorum. Yiyeceğim. O baharatlı bir şey gibi bir kokusu var. Şöyle. Oo, karabiberi çok fazla. Çok baharatlı. Müthiş baharatlı. Bu ne lan? Felaket baharatlı. Vuruyor yani baya. Var ya ağzı. Acı bu ya. Bu böyle yani ağzıma değirmenli karabiberi dökmüşsünüz gibi bir his. Bunu akşam Mert'e götürüyoruz. Mert sever mi böyle şeyleri? Bilmem, deneyelim. Tatlı bir şey yiyelim. Tatlı bir şey geçelim. Akşama kusma partisi yani bu arada. Melda bunu bana dene dedi. Ben de markette öyle aldım. Paketi şöyle. Bunun üzerine tatlı bir şeyler sürüp ye dedi Melda. O yüzden ne süreceğiz? Burada bir şey yok, sürülebilir. Tatlı bir şeyler. Şey, fıstık ezmesi getireyim. Hemen dilimli tost kaşar peyniri var ya. Hemen böyle çekersin ve kesin dağılır. Ha, o riskle onu çekersin. Aynen, bunu öyle narin açmak gerekiyor. Hemen gösteririm. Enteresan bir ekmek denediğin şey daha çok böyle ince kesilmiş bir eski kaşara benziyor. Evet ya, gerçekten eski kaşara benziyor. Ekmek değil kesinlikle ve bu arada inanılmaz insan cevizi kokuyor. Wow, Coco Star. Gerçekten mi? Bunun arasına bak. Hatta söylüyorum. Hatta Bounty. Bak. Bounty bayağı iyi. Söylüyorum. Ekmek, içine çikolata döşüyorsun, arasına bundan bir kat tost makinesine basıyorsun. Coco Star tost. Sonra ambulans arıyorsun. Çok şekerli. Ben bu yani senaryoyu, şekerli, evet. Ben bunu uygularım. Ama bayağı iyi, ben bunu ekmek niyetine değil de yani böyle gömerim. Bayağı güzel. Abi Hindistan cevizinin her şeyi güzel. Orada Hindistan cevizi yoğurdu yedim. O kadar lezzetli ki normal yoğurt yemezsiniz. Tam böyle gramını yersiniz bu arada. Tam böyle granolaya falan şey yapmadık. Katık etmelik harika bir yoğurt. Bu ekmek denen de ilginçmiş yani. Ekmekle uzaktan yakın alakası yok. Bir lavabo aç. Geldik Hollanda ile özdeşleşmiş bir markaya. Tony's Chocolate. Öyle mi? Öyle değil mi? Bilmiyorum ki. Benim bildiğim Amsterdam'a, Hollanda'ya nereye gittiysen artık gittiğinde alacağın çikolata Tony's diye biliyorum. Şöyle paketlemesi, her bir farklı çikolatasının farklı renkte olduğu. Yani örneğini şöyle gösterebilirim. Her bir aromasının tabii ki farklı bir rengi var ama paketleme, font falan aşırı ikonik. Burası. Tony's Chocolonely. Bu nasıl okunur abi? Chocolonely. Leli. Chocolonely. 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 Neli? Bilmiyorum. Chocolonely. Şöyle yani Tony's'in 20 çeşidi falan vardır herhalde yani. Ben mümkün mertebe hepsini aynı anda nasıl satın alabilirim ve onunla çarpıp ağlamam diye düşünerek şöyle bir tane beşli aldım. Bunun içeriğini de size dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Aç.
Şu rengi %70 bitter. Bu fındıklı diye hatırlıyorum. Yenir. Aynen. Sütlü ve fındıklı. Bu yenir. Amandel. Badem olabilir. Almond. Bravo. Doğru. Bu ne? Sütlü dümdüz. Evet. Güzel. Bu ne? O ne biliyor musun? Salted karamel yine. Doğru. Doğru mu? Evet. Bu Beycan'ın en sevdiği tuzlu karamelli. Bu inanılmaz. Bir dakika, bu da bayağı başarılı olabilir. Sarı. Nuga. Nugalı mı? Geri koyma. Hepsini. Oo. Şu üçünü denemeye karar verdik. Çünkü dark'ı zaten denedik. Sütlüyü denedik. Fındıklıyı denedik. Bari yemediklerimizden yiyelim. Bizim de bir midemiz, bir günlük almamız gereken kalori miktarımız var. Çok umursuyormuşuz gibi. Büyüklerden iki tane aldım. Allah affetsin gerçekten. Yani bu Tony's'den hisse almışım bu tatilimde. Bir tanesi beyaz çikolatalı. Bir tanesi de pretzel'lı ve tofili bir bar. Bir barı bölüşürüz. Tamam. Eritiyor ağızda. Ben eritmeyi seviyorum ya. Görüyor musunuz? Evet. Biraz bekleyeceğiz. Bayağı güzelmiş. Bu bayağı iyi. Tam olarak ne biliyor musun? Bu küçükken şey vardı. Balmond diye iğrenç. Evet. İğrenç değil bu arada. Sanki dişine yapışıyordu. Bal peteği falan vardı üstünde. Evet. Sanki bal varmış gibi içinde. Evet. Dark mı bu? Dark. Ben yerim. Ben de yerim. Tok. Ben beğendim. Lezzetli bayağı. Daha önce denediğimiz ama gerçekten lezzetinden ben emin oldum. Ben bunu yemeyeceğim çünkü hem doydum hem de çok şeker aldım. O zaman yemeyelim bunu. Ya ben yemeyeceğim. Tamam, ben de yemiyorum. Çünkü hani güzel. Yedikten sonra da güzel diyeceğim çünkü muhtemelen. Haklı. White chocolate. Ben severim. Ben beyaz çikolatayı ekstra severim. Bazı insanlar sevmez ama çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Zaten genel olarak ortalamanın çok üstünde bütün ürünleri. Evet. Beyaz çikolata beni aldı. Ve işte en merak ettiğim. Benim de. Yani şimdi görünce. Denemedim ben daha önce. Görünce gerçekten şöyle. Hatta ilk defa görüyorum. İlk defa görüyorum. O ses neydi ağzından çıkan? O. Balgam. Evet. Toffee sevdiğimiz bir şey. Ulan birer yeriz. Pretzel sevdiğimiz bir şey. Sen önceden em de şunu. Seni bir dakika sürüyor. Çok iyi. Mor. Mordan alın. Mor. Bir şey video. Müthiş. Video böyle gitti bak. Nefret ettik, nefret ettik, sevmedik. Sevmeye başladık ve bayıldık. Son ikisi. Müthişti. Gerçekten iğrenç şeyler deneyerek başladık. Sonrasında çok lezzetli oldu. Evet, ne denemiştik? Hemen bir flashback. Hemen. Bu. Beklentim yükseldiği için biraz ben bunu beğendim. Yoksa çok kötü değil. Çok kötü değil ama çok şey şekerli. Gibi, aşırı şekerli ve çok yapay gerçekten. Çok yapay. Bu kesinlikle olmasa da olur. Ama olsa da yenir yani. Sen yersin. Hani gidip almam. Hı. Ama görürsem yerim. Ben de. Anladın mı? Aynen, ben de öyle düşünüyorum. Ya bunu nereden aldın? Pet bunu... ürünleri reyonundan mı aldın? Onu Merve aldı bana. Deneyeyim diye yavrum almış oradan. Hindistan cevizi ekmeği. Bak. Alırım. Kesinlikle alırım. Alırım. Kesinlikle alırım. Tony's'e ne diyebiliriz ki? Yani kesin. En çok ne beğendin? Bu hepsinin arasında mı? Evet. Hepsinin arasında en çok beğendiğim şey bu ya. O mu? Mor Tony's. Senin ne? Ben de ekmekle o ekmek diyorum. Şu Hindistan cevizi ekmeğiyle onunla Mor Tony's arasındayım. Değil mi? Ama galiba bunu seçeceğim. İnsan cevizi. Ekmeği seçiyorum. Bunlardan denedikleriniz oldu mu? Olduysa bizimle aynı görüşte olmadığınız şeyler varsa lütfen aşağıya yazıp merak ediyorum yorumlarınızı ya da ne bileyim. Şunun bir de busu var, şunu dene gibi bir şey derseniz de aşağıya yazabilirsiniz. Sen de alamazsın. Ben de bir dahaki gidişimde not alırım, gider alırım. En kötü öyle yaparız yani. Buraya kadar izleyen, bizimle şekerini yükselten herkese teşekkür ederiz. Eyvah, kapanıyor. Bitti demediniz mi lan? Kameramı tam kapanış çekeceğiz. Şarj bitti. O yüzden şimdi tekrardan bir kapanış çekiyoruz. Birçok yiyeceği denedik. Birçok yiyeceği tattık bugün. Evet. Teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğin ben için. Ben teşekkür ederim. Şimdi, burada beni ağırladığın için. Rica ederim. Artık her şey istediğin gibi gönlünce yiyebilirsin. Sizleri öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.